Merhaba arkadaşlar. Bu videoda başka programlama dillerinde oldukça kolay olan bir işlemin Java dilinde desteklenmemesi ve nasıl çözülebileceğinden bahsedeceğim. Ekran temizleme başka programlama dillerinde hazır fonksiyonları olan ya da direkt komut göndererek yapılabilecek olan işlem Java dilinde doğrudan desteklenmemektedir. Bunun en önemli nedeni ekran temizleme işleminin işletim sistemi detayı olduğu ve %100 taşınabilir bir programlama dili olan Java'da böyle bir desteğin verilmesinin taşınabilirliği zedeleyeceği açıktır. Fakat işletim sistemine ekran temizleme komutu gönderilerek bu problem çözülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken NetBeans, Eclipse gibi kendi içerisinde konsol içeren derleyicilerde bu ekran temizleme olayının kendi konsollarında çalışmayacağıdır. Dolayısıyla kod yazılıp program oluşturulup oluşan jar dosyası Windows veya Linux'un kendi konsolunda ça çağrılıp ekran temizleme olayı gözlemlenebilir. Bu videoda NetBeans, Eclipse'te aynı kodu yazarak çalıştığını gözlemleyeceğiz. Bu işlem için projeye konsol isminde bir sınıf ekliyoruz. Clear isminde bir metot yazdık ve doğrudan kullanılabilmesi için statik olarak belirledik. Şimdi burada işletim sisteminin adını getirip eğer adında Windows terimi geçiyorsa bunun bir Windows işletim sistemi olduğu CLS komutunun çalışabileceği için CMD isimli e, konsol uygulamasına CLS komutunu gönderiyoruz. Eğer farklı bir e, işletim sistemi ise clear e, komutunu gönderiyoruz. Bunu test edecek bir program e, yazalım. Basit anlamda bir for döngüsü tanımladım. i e değişkeni bir sayısından oldukça büyük bir sayıya kadar bir arttırıp ekrana yazıyorum. Bu tur değerini ifade ediyor. Şu an hangi turda ise onu yazacağı için eski turların görünmemesi gerekiyor. Onun için her turu yazdıktan sonra ekranı temizliyorum. Demin yazmış olduğum sınıfın clear metodunu çağırarak bu işlemi yaptım. Tabii biraz işi yavaşlatabilmek adına ekranda sayılar net görünsün diye 30 milisaniye ana thread'i uykuya geçiriyorum. Programı derleyip jarı oluşturalım. Şu klasörde jarın oluştuğu belirtiliyor. Ve bu klasörde cmd yazıp konsolu açtım. Ve demin oluşturmuş olduğum jar dosyasını şu şekilde çağırıyorum. Program çalıştırdığımızda başarılı bir şekilde ekranı temizlendiğini görebiliriz. Aynı kodu Eclipse'de yazacak olursak konsol sınıfı ve e, program bur burada aynı for döngüsü. Bunu çalıştırmaya e, deneyeceğiz. Yine jarı masa üstünde oluşturuyoruz. Masa üstünde oluşturduğumuz jarı çalıştırmak için yine aynı komutları giriyoruz. Ve aynı çıktının e, Eclipse'de derlenmiş olan e, jar dosyasında da görebiliyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.